10-11 yaşlarında gitarla tanıştım. Aramızda güçlü bir bağ oldu. Daha sonra ilerledik birlikte ve şu anda da kendi şarkılarımı yapıyorum. Benim annem çok türkü ve müzik seven bir insandır. Evimizde işte ilk müzikle olan bağlantım işte yeni türkü, Ezgi'nin günlüğü. Bu tarz aslında özgün müzisyenlerle kulağım doldu, doldu ve büyürken müziğimi çok fazla etkilemiştir eminim ki. Ben olabildiğince Neşet Ertaş, Aşık Mansur Şerif, Aşık Veysel. Oralarda gezinmeyi seviyorum, dinliyorum. Ama söylemek için üç kere, dört kere düşünüyorum. Kendi arkadaşlarım, hani eş dost ortamında bile. Aslında bu şarkıda işte dört farklı kıta var. Kazancı Bediğ tarafında Diyarbakır'da gerçek yörede farklı söyleniyor. Erko Noğurlar farklı söylüyor vesaire. Biz biraz daha hani farklı bir konsepte hani o kıtıları, mısraları belirledik. Bir de bütünlük anlamında, süre anlamında da öyle. Bu bahsettiğimiz şey aslında işte toprağın bize sunduğu bir nimet. Bunu bizim işlememizle ortaya çıkan bir vaziyet bu. Nerede, ne, nasıl, farklı yörelerden oluşan bağlar bunlar. Bunların hepsini bilmeliyiz her şeyden önce. Ülkemizde, topraklarımızda neler oluyor? Önce kendimizi tanıyarak başlayabiliriz. O yüzden keyifliydi yani. İçin dahil olmak keyifliydi, söylemek, çalmak keyifliydi Türkleri. Aslında özümüze dönüyoruz. Biz aslında çok uzun süre bağlamadan, kendi sazlarımızdan çok çekindik. Bağlama çalan arkadaşlara falan bile işte ilkokul çağlarında, ortaokul çağlarında böyle bir şey yapıldı. Hani çok yanaşılmadı. Ama aslında onu tanımamız gereken en büyük nokta o. Kendi özümüzü tanımazsak zaten kendimizi gerçekleştiremiyoruz. Oradan kaçmamak lazım. Duyguya ihtiyacımız var. Hissetmeyi unutuyoruz. Ee, yeni dönemde çıkan bütün müzikler, bütün şarkılar aslında tamamen buna yönelik. Hissetme istiyorlar. Ama biz bu konuda şanslıyız. Çok büyük bir mirasımız var bu topraklarda, bu ezgiler. Aslında bu mirası yaşatmak da bizim elimizde. Bizim bazı sorumluluklarımız var. Yani ben kendi adına öyle düşünüyorum. Ee, yakın çevremiz de keza öyle onun için işte birilerine bir şeyler anlatmak için aslında o şarkıları söylüyoruz. O türküleri ben çok sevdiğim için söylüyorum ama gerçekten ilk defa duymuş insanlarla karşılaşıyorum. Yani aşık ve ilk defa duymuş şu reşit bir insanla karşılaşabiliyorsunuz muhakkak yani çok normal. öyle olduğu için olabildiğince elimizden geldiğince aslında özümüzü tanıtmak, bağlarımızla alakalı iletişim kurmak ve onları aktarmak bence bizim sorumluluklarımız arasında yer alıyor.